Luminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar, ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi kısa kısa birkaç hatırlatmam olacak. Öncelikle ben şu anda bir videoyu çekerken biz 1889 aboneyiz. Abone olan yeni gelen herkese hoş geldi. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer ilk kez karşınıza çıktıysam ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olursanız eğer beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son olarak şuraya Instagram hesabımı ekliyorum. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bugün sizinle Gitche Manitou doğa koruma alanlarında neler olduğuna bakacağız. 17 Kasım 1973 akşam saatlerinde 5 genç Gitche Manitou Doğan'da biraz eğlenmeye karar verdi. Ama öncesinde kısaca bu 5 gençten bir bahsedelim istiyorum. İlk bahsedeceğimiz kişi Sandra Çeske. Sandra o dönemler 13 yaşındaydı. Sandra'nın normalde kendisinden başka 3 kardeşi daha vardı. Ve babası onlar çok küçükken onları terk etmişti. Belirli bir süre annesinin çalışabilmesi için anneannesi ve dedesiyle yaşamak zorunda kaldılar. Daha sonrasında annesi düzenini kurunca onun yanına tekrar taşındılar. Ancak annesi bir evlilik yapmıştı ve bu evlendiği adamla pek anlaşamadıkları için Sandra ve bir kardeşi daha evlatlık verilmişlerdi. Ama maalesef ikisi de evlatlık verildiği ailelerde güzel olaylar yaşamadılar, şiddet gördüler. Bu yüzden o ailelerden alınıp farklı bir aileye verildiler. Ama bu yeni koruyucu aile de bu sefer şiddetten ziyade onları sahiplenememişti. Yani aileden hissedemiyorlardı bir türlü. Bunun sonrasında da Sandra ve erkek kardeşi artık tamamen ailesine teslim edildi. Yani annesiyle yaşayacaklardı artık. Sandra 13 yaşına girmek üzereyken Güney Dakota'da bir kasabaya, kasabanın bir çiftliğine taşındılar. Aslında Sandra bunu pek istemiyordu. Çünkü tam böyle ergenliğe giriş zamanları, eski oturdukları yerde kendi arkadaşları vardı. Ve yeni arkadaşlar edinmekten korkuyordu biraz açıkçası. Ama tabii ki oraya taşındılar. Ve taşındıktan sonra aslında hiç korktuğu gibi olmadı. Kısa süre içerisinde yeni arkadaşlar edinmeyi başarmıştı. Hatta Sandra burada ilk aşkını bile yaşamıştı. İlk aşkının adı da Roger Essen. Roger Sandra'dan büyüktü, 17 yaşındaydı aslında ama Sandra'nın ondan küçük olduğunun farkında değildi. Sandra ona yaşını söylememişti hiç. Roger'ın Stewart Bade isimli 18 yaşında bir arkadaşı daha vardı ve çok yakın arkadaşlardı. Her zaman beraberlerdi. Stewart'ın da bir kardeşi vardı. Kardeşi 14 yaşında Dana Bade. Roger ve Sandra arasında yavaş yavaş bir şeyler artık başlamıştı. Hatta sevgili oldular diyebiliriz. Ama çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor bunların hepsi. Bir gün Roger, Stewart, Dana, hatta okuldan bir arkadaşları olan Michael Hedrud, o da 15 yaşında, lisede bir sporcuydu. Toplanıp Gitche Manitou Dağı'na gitmek istiyorlar. Daha doğrusu Gitche Manitou Orman Koruma Alanı, Doğa Koruma Alanı gibi bir yer. Resimlerden gördüğüm üzere tamamen böyle çiçekler, böcekler, ağaçlar, fazla ziyaret edilmeyen bir bölge. Özellikle o dönemler için. Buraya gidip burada hem birazcık sıkıntılı ilaçlar kullanmayı düşünüyorlar. Aynı zamanda biraz belki alkol alabilirler, gitar alacaklar yanlarına. Orada eğlenmeyi düşünüyorlar. Amaçları bu. Akşam saatlerinde gitmeyi planlıyorlar. Ve hep beraber anlaşıyorlar. Ertesi gün için bu kararı gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Ertesi gün yani 17 Kasım 1973'te Roger sabah 2 civarlarında yani öğlen 2 civarlarında Sandra'yı arıyor. Ve ona kendisinin de bu organizasyona katılıp katılmak istemeyeceğini soruyor. Sandra da çok mutlu oluyor. Tabii ki gelmek istiyorum diyor. Hatta o gün annesi nöbetteymiş yani çalışıyormuş. Akşam geç gelecekmiş saat 9 civarlarında. O yüzden o gelmeden evden çıkma fikri ona daha kolay geliyor izin almasına gerek olmadan. Roger de tamam o zaman gitmeden önce arabayla gelip seni alacağız diyor. Ama çok uzun saatler geçiyor. Saat 8 oluyor ve çocuklar hala gelmiyor. Sandra onu almaktan vazgeçtiklerini veya annesi geleceği için gidemeyeceğini düşünüp çok korkuyor. Bu yüzden hatta ağlamış bile. Ama saat 8.30'da çocuklar gelip onu da alıp yola koyuluyorlar. Çocuklar alana gidiyor. Kendilerine bir kamp ateşi yakıyorlar. Biraz gitarla uğraşıyorlar. Kendi aralarında sohbetler ediyorlar. Ama böyle aralıklarla sürekli dal çıtırdamaları duyuyorlar. Bunun bir hayvan mı yoksa bölgede insanların mı olduğunu anlayamıyorlar.
Ama çok da üstlerine düşmüyorlar zaten. Bir süre sonra odunları bitiyor. Stewart ve Dane'e gidip odun toplayıp tekrar geliyorlar. Biraz daha devam ediyorlar. Ama bu sefer duydukları çıtırtılardan sonra bu çıtırtıların kimin tarafından çıkarıldığını da öğreniyorlar. Yanlarına 3 kişi geliyor. Bu 3 kişi narkotik şubeden olduğunu söylüyorlar ve çocukların orada kullandıkları şeyin farkında olduğunu söylüyorlar ve bunlara el koyuyorlar. Ama bu el koyma işlemi baştan gelip konuşma şeklinde değil. Direkt ateş açarak yapıyorlar bunu. Kime zarar gelecek, kime gelmeyecek diye düşünmeden bir tepenin üstünden önce çocuklara ateş açıyorlar. Daha sonrasında onlara bağırıp yönlendirmeler yapıyorlar. Maalesef daha ilk açılan ateşte Roger hayatını kaybediyor. Bunun sonrasında adamlardan birisi Sandra'yı alıyor ve kendi minibüslerine doğru yürütüyor. Kalan 3 çocuğu da kendi araçlarının önüne diziyorlar ve orada idam ediyorlar. Sandra minibüsün içindeyken, yani onlar artık yola çıkmış, çocukların hala yaşadığını düşünüyor. Onların hayatta olmadığını farkında değil. Minibüste onunla beraber giden bir tane memur var. Ve bu memur ona yaşının bunları kullanmak için çok genç olduğunu, bundan ceza almak için de çok genç olduğunu söylüyor. Ve aracı sürüp onu bir çiftlik evine götürüyor. Bu çiftlik evine gittikten kısa bir süre sonra kalan diğer iki memur da geliyor. Orada bu kişilerden iki tanesi kıza CS'de bulunuyor. Memur olduğunu söyleyen kişiler bu pisliği yaptıktan sonra kızdan kurtulma kararı alıyorlar. Ve bu kararı da aralarından Alan isimli olan kişi yapacak. Ben hallederim diyor onlara ve kızı alıp oradan gidiyor. Ama yol üzerindeyken biraz konuşma fırsatları oluyor ve Alan orada ne olduysa gerçekten bunu yapmak istemediğini fark ediyor. Sandra'yı alıp direkt kendi evine bırakıyor. Yani kızın evine götürüyor geri. Ona herhangi bir zarar vermiyor daha fazla. Ertesi sabah bu doğa koruma alanına yürüyüşe giden bir çift orada çocukları buluyor. Ve hemen polise haber veriyorlar. Aynı zamanda bu olayın duyulduğunu anlayan Sandra da polise kendisi de gidip haber veriyor. Böyle böyle ben de oradaydım, bunları yaşadık diye. Yaşadığı her şeyi aslında anlatıyor ama polisler başta ona biraz inanmıyorlar. Onun neden kurtulmuş olabileceğine daha doğrusu ihtimal veremiyorlar. Aynı zamanda 3 kişi olduğu için neden 3 kişi değil de 2 kişi sana CS uyguladı ve sonra seni bıraktılar o zaman diyorlar. Yani kızı aslında suçlu olarak görmeye başlıyorlar. Kızı günlerce sorguluyorlar. Daha sonrasında da madem bunlar başına bir çiftlik evinde geldi, bizi o çiftlik evine götür diyorlar. Ve bu sefer bölgedeki çiftlik evlerini gezmeye başlıyorlar. 10. günün sonunda Sandra aslında çiftlik evini buluyor ki çiftlik evine çok yaklaştıkları zamanda da aynı zamanda Alan'ı ve arabasını buluyor. Alan da içerisinde. Sandra yolda Alan ve arabasını gördüğü zaman memurların hemen koluna yapışıyor. Bakın bu adam ve bu arabaydı. Bunu onlar yaptı diye hemen polis memurlarını uyarıyor. Polis memurları hemen orada Alan'ı tutukluyorlar. Kalan iki kişi de çok kısa bir süre içerisinde tutuklanıyor. Bu diğer iki kişinin adı David ve James. Hepsinin soy ismi ortak, Fryer. Alan Fryer en büyükleriydi, yani grubun abisiydi. Kendisi 29 yaşında. David Fryer 24, James Fryer de 21 yaşındaydı. Şimdi o gün olanları artık bu kişilerin de ifadesiyle beraber bakacak olursak olaylar şöyle gerçekleşiyor. Çocuklar kamp alanına gitmiş. Bu üç kardeş, yani Fryer kardeşler de avlanmaya gitmişler aslında o bölgeye. Doğa koruma alanına avlanmaya gitmişler. Ama istedikleri gibi avlayabilecekleri bir hayvan bulamamışlar ve o sırada çocukları fark etmişler. Alan'ın önderliğinde bir plan kurmuşlar ve kendilerinin narkotik şubeden polis olduklarını söyleyip onların ellerindekileri almak istiyorlarmış. Ama bu bir noktada çığırından çıkmış. Alan kendisini grubun patronu olarak tanıtmış zaten Sandra'ya da. Aslında Sandra'ya da zarar verecekmiş. Ortadan kaldırmak için götürdüğünde gerçekten de bunu yapacakmış. Ama arabada konuştukları zaman yaptığının ne kadar yanlış olduğunu ve onun bir insan olduğunu hatırlamış. Bu yüzden bunu yapmaktan geri durmuş. Ama bu cinsel suçlaması ile ilgili şöyle söylüyor. Biz ona herhangi bir şey yapmadık. O kendi isteğiyle bunları yaptı. Herhangi bir zorlama yoktu. Hatta çok mutluydu, gülüyordu. Bizim onu ortadan kaldırma sebebimiz ona uyguladığımız şeyler değil, arkadaşlarının durumunu görmesiydi. Yani problemin bu olduğunu söylüyorlar.
İşin çığırından çıkması da bilinçli bir şekilde herhangi bir tartışmaya girdik ve onları vurduk şeklinde değil de onların hepsini, dördünü de yanlışlıkla vurduk şeklindeydi. Yani hiçbir mantıklı açıklamaları yoktu. Aralarından sadece James suçu abilerine attı. Yani planın onlara ait olduğunu ve onun da bu raddeye geleceğini bilmediğini söyledi. Kendi savunmalarında bu çocukların da aslında yanlış şeyler yaptığını, orada sıkıntılı ilaçlar kullandıklarını, asıl bunun suç olduğunu falan söylemeye çalıştılar. Bu yaptıkları şeyler yüzünden Alan psikolojik testlere girmek zorunda kaldı. Yani zekası yeterli mi, değil mi, herhangi bir psikolojik rahatsızlığı var mı diye kontroller yapıldı kendisi için. Ve şöyle bir küçük detay var ki James aslında bu olaylar olduğu zaman normalde hapisteydi. Yani hapis süresi içerisindeydi. Ama bazı hapishanelerde çalışma programı gibi bir şey oluyormuş. Yani dışarıda çalışabiliyormuşsunuz. Eğer çalışma saatlerinizin içerisinde dışarı çıkarsanız herhangi bir sorun yaratmıyormuş. Sonrasında tekrar gelip geri dönüyormuşsunuz. O gün de aynı şekilde James aslında çalışma izniyle dışarıda. Ve bu çalışma izni de şöyle çıkarılıyor. David hapishaneyi arayıp kardeşinin patronu gibi kendisini tanıtıyor. Ve onun için bu şekilde bir izin çıkarttırıyor. Onun bugün çalışması gerek, bugün onu almamız gerek gibi bir izin çıkarttırarak James'i oradan alıyorlar. Yargılama süreci 18 hafta sürüyor. Kardeşlerin üçü de bu yargılama sonrasında herhangi bir şartlı tahliye imkan olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Ama bu kardeşlerden birinin durumu çok büyük bir itirazı vardı. David bu karara sürekli olarak itiraz edeceğini ve eğer itirazlarının kabul edilmemesi durumundaysa kendisi için ölüm cezası isteyeceğini, çünkü bu kapalı kapılar ardında ömrü boyunca kalmak istemiyormuş. Bu ona çok zor gelmiş. Aynı zamanda kendisine bunun yapılması, yani ömür boyu hapse çarptırılması herhangi bir şekilde giden çocukları geri getirmezmiş. Artık olan olmuş, yapılabilecek bir şey yokmuş. Böyle konuşuyor. Şimdi yargılama süreci de bu şekilde. Şimdi bu olaydan sadece biliyorsunuz ki Sandra sağ çıktı. Sandra tüm bu süreç boyunca mahkemelerde o adamları tekrar tekrar görmek zorunda kaldı. Her şeyi tekrar anlatmak zorunda kaldı. Ve onun için daha zor olansa en başta karşısındaki insanların hiçbiri ona inanmıyordu. Hatta yalan testine bile sokuldu Sandra. Ve bu yalan testinde de başarılı oldu. Aslında onun sonrasında biraz biraz Sandra'ya inanmaya başlıyorlar. Herhangi bir şekilde 13 yaşında olmasına rağmen devlet tarafından ona bir pedagog atanmadı. Kendini rahatlatabilmesi için bir danışman verilmedi. Onunla kimse ilgilenmedi. Yani zaten ailesi biliyorsunuz ki sorumsuz. Kız için gerçekten çok çok kötü bir dönemdi. Sandra 2013'te bu olaylardan 40 yıl sonra yani bazı röportajlar veriyor ve o bölgeyi ziyarete gidiyor tekrar. Bu sefer yanında eşi ve bir arkadaşıyla beraber yapıyor bu ziyareti. Kendisiyle röportajlarda konuşulduğuna göre Sandra için bu dönemden sonra da hayat çok zor olmuş. Yani değişen bir şey olmamış onun için. Çünkü bazı insanlar Fryer kardeşler bu durumu yanlışlıkla da olsa deyip itiraf etmesine rağmen hala daha Sandra'nın aslında suçlu olduğu için kurtulduğunu savunuyorlarmış. Bu yüzden kadın hayatı boyunca doğru düzgün bir iş sahibi olamamış, arkadaş edinememiş, gerçekten hayatı boyunca sürmüş bu yaşadıkları. Onun peşini asla bırakmamış. O dönemler arkadaşları tarafından o kadar dışlanmış ki okulu bırakmış, okumamış. Şu an evli, yeğenleri, çocukları, torunları var ve en büyük korkusu onların da kendi hakkında bu davayı bir gün duyduklarında böyle düşünmeleriymiş. Yani suçlu olduğunu düşünmeleriymiş. Kadın hala bundan çok korkuyor. Kaç yaşında ve bunu aşamamış. Evet, bu davayla ilgili bahsedeceğimiz her şey bu kadardı. Şimdi benim düşüncelerim kısmına geçelim. James belki dediği gibi durumun bu raddeye geleceğini bilmeden bunu yaşamış olabilir. Çünkü zaten hapiste bir günlük izinle abileriyle eğlenmek için çıkmış olabilir. Ve tekrar oraya geri döndüğü zaman bunu yaparlarsa çok uzun bir şekilde geri dönecek. Bir tık mantıksız geliyor. O yüzden ona net olarak kesin bilinçli yaptı, bilinçsiz yaptı diyemiyorum. Ama gaza geldiği olay anında en azından gaza geldiği kesin. Alan zaten plan kurucusu. Onunla ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Pisliğin teki. David'e gelecek olursak David ölenler için saygı bile duymuyor. Benim hapiste kalmam onları geri getirmeyecek ki diyen bir insan. Yani bu aile direkt çöp. Bunları alıp çöpe atmaları gerekiyor aslında. Çok sinir bozucu.
aynı zamanda çocukların kullandıkları şeyleri öne sürüp kendilerini bu şekilde savunmaya çalışmaları da inanılmaz saçma. Sandra için ise ben de masum olduğunu düşünüyorum. Yani kızın tek hatası oradan kurtulması mı? Bunun için yaşamadığı şey kalmamış maalesef ki. Zaten o da 13 yaşında. O psikolojisini düzeltmesi için kimse yardımcı olmamış ve kadın hala bunun izlerini taşıyor. Gerçekten çok acı. Evet, benim düşüncelerim de dahil bu video ile ilgili söyleyeceğim her şey bu kadardı. Bir sonraki videoda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.